Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün Türk mutfağının en klasik menüsünü yani kuru fasulye, pilav ve cacığı bir de ben yapıp sizlere nasıl yaptığımı göstermek istedim. Ve çok kısa sürede yapacağım çünkü düdüklü de hazırlayacağım. Ben öncesinde 150 gram kadar şöyle etimi küçük küçük doğradım. Kuru fasulyemi de ben 1 kilo kadar alıyorum. Yapacağım kadarını dolaba bölüp atıyorum. Ondan dolayı önceden ıslanmış oluyor. Kuru soğan ve biber kullanacağım. Hemen ocağın başına geçip hızlıca yapmaya başlıyorum. Tenceremin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını alıyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Şöyle bir adet kuru soğanı yemeklik doğradım. Bir tane de acı sivri biberim vardı. Eğer acı sevmiyorsanız katmayabilirsiniz. Ama güzel bir tat veriyor. Soğanların pembeleşene kadar kavuruyorum. Üzerine etimi ekliyorum. Ben birazcık daha böyle yemeklerde eti kuşbaşından hafif küçültüyorum. Eti ilk önce koymamanın sebebi çok sulandırıyor. Zaten küçük doğradığım için pişecektir. Pişme sorunu olmayacak 15 dakikada. Ondan dolayı öncesinde koyup sulandırmıyorum. Biraz soğanlar öldükten sonra. Kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığını tam doldurmadan ama biber ve domates salçası. Sadece domates de kullanabilirsiniz. İçerisine 250 gram kadar da kuru fasulyeyi ekliyorum. Çünkü 1 kiloluk kuru fasulyeyi 4'e bölüyorum ortalama. O yüzden 250 gram diyorum ıslanmamış haliyle. Baharatlarımı bekliyorum. Tuz ve pul biber. Bir 5 dakika bu şekilde kavuracağım. Dakikadır kavurdum kuru fasulyelerin üzerine. Kettle'da kaynattığım suyumu ekliyorum. Çok fazla sulu yapmıyorum ben. Kıvamı konusunda tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim için yeterli. Çünkü düdüklü de pişireceğim için çok fazla suyunu çekmeyecektir. Düdüklümün kapağını kapatıyorum. Ayarlıyorum. Bir 15 dakika kaynadıktan sonra önce altını yükseğe açın. Kaynamaya başlayınca altını kısa alın. 15 dakika pişirdikten sonra ocakta olacak. Düdüklüyü arka tarafa aldım. Hemen pilavımı yapmaya başlıyorum. Bir yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ kullanacağım. Bu sefer tereyağı kullanmayacağım ama tereyağı da kullanabilirsiniz. Pilava çok yakışıyor gerçekten. Yarım çay bardağı da arpa şehriye ekliyorum. Şehriyelerin rengi dönene kadar kavuruyorum. Bu arada bir su bardağı pirincimi ve 15-20 dakika öncesinde ılık suyla ıslattım. Bir su bardağı 250 ml yani büyük bardaklarla. Evdeki büyük bir kulplu bardağınız varsa onunla da diyebilirim. Hemen üzerine ıslattığım pirincimi ekliyorum. Pirinçler diri diri olana kadar kavuruyorum. Ortalama bir 5 dakikamı alacaktır. Şöyle yarım tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Yarım da küp şeker. Bir su bardağı su ekliyorum. Bir de yarım su bardağı yani 1'e 1,5 yaptım. Şöyle kapağını kapatıyorum. En kısa aldım. Yavaş yavaş pişireceğim. Pilavım burada pişerken kuru fasulye de kaynamaya başladı artık ve 15 dakika sonra kapatacağım. Pilavım da pişerken ben hemen cacığımı yapmaya başlıyorum. 2 tane şöyle orta boy salatalık. Hazırladığım menü gene 4 kişilik. Önce kabuklarını soyup başlıyorum. Kabuklarını soyduktan sonra küçük küçük doğrayacağım. Elinizden geldiğince küçük doğrayın ama isterseniz rende de yapabilirsiniz.
4 yemek kaşığı dolusu yoğurdu da içerisine ekliyorum. Çırpıyorum. İçerisine şöyle 1 tatlı kaşığı nane. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Yeterince tuz. Tekrar karıştırıyorum. Ben içerisine biraz buz ekleyeceğim. Tamamen kendi isteğinize göre. Şöyle kararınca da su kıvamını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çok koyu diye sürekli su eklemeyin. Çünkü buz attığımız için durdukça sulanacak cacık. Yakından da göstereyim kıvamını. Gördüğünüz gibi buzlar eridikçe kıvamını alacak. Kuru fasulye pişti. Ortalama pişeli de bir 15 dakika oldu. Kapattım çünkü beklemesi gerekiyordu. Hemen açıyorum. Gördüğünüz gibi tam kıvamında pişti. Kıvamı da benim için gayet ideal. Eğer ki daha sulu seviyorsanız biraz daha katabilirsiniz. Hemen bir servis tabağına alıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi tane tane oldu pilavım. Gayet güzel. Hiçbir şekilde lapalık falan da yok. Hemen onu da bir servis tabağına alıyorum. Bugün de yemeklerimin hepsini hazırladım. Bugün çok kolay oldu. Bir 30 dakikada hazırladım. Çünkü Türk mutfağının en kolay ve en çok sevilen menüsü kuru fasulye pilav ve cacığı hazırladım. Haftanın 3 günü de olsa sizlere bu şekilde menüler hazırlamayı düşünüyorum. Günlük hayatımda dolabımı açtığımda ne tarz yemek yapabilirim? Öncelikle onu belirliyorum. Ondan sonra sizlere bunu video olarak çekiyorum. Genelde herkesin evinde olabilecek tür yemekler yapmaya çalışıyorum. Umarım siz de memnunsunuzdur. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.